3. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Söz verdiğimiz üzere Coin Exactly Murat abiyle beraberiz. Murat abinin linklerini yani Twitter'da kendisi daha aktif, YouTube kanalı da var. İkisinin de linkini videonun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Soran arkadaşlar oluyor. Benim hatam, bundan önce söylememiştim. Onun için özür diliyorum. Murat abi, öncelikle hoş geldin abi. Nasılsın bugün? Eyvallah kardeşim, hoş bulduk. İyi olmaya çalışıyoruz herhalde. Malum Ramazan biraz evet, zorluyor. Diş sorunum var. Şu an onunla uğraşıyorum. Genel itibariyle iyiyiz. Allah'a şükürler olsun. Tamam abi. O zaman hemen içeriğimize geçelim. Seni de bir an evvel dişçiye yollayalım inşallah. Eyvallah, arkadaşlara söz eyvallah verdik. Eyvallah. Murat abi, öncelikle hep yaptığımız gibi normal bir genel olarak Bitcoin üzerinden ve dominans üzerinden bir piyasa değerlendirmesiyle başlayacağız. Ama senin botların ne alemdeler, onu dinlemek istiyoruz. Genel olarak Murat abinin piyasa ile alakalı görüşü nedir? Bir onu öncelikle bir böyle bize bir özet geçersen abi, sonrasında ben de tablolar üzerinden anlatmaya çalışayım. Tabii kardeşim, dün birkaç haber peş peşe açıklanınca Bitcoin'de ciddi bir düşüş meydana geldi. Bunun akabinde tabii altcoin'ler de bunlarla beraber salma yaptı. Bu düşüş esnasında bizim botlarımız aktifti. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyordu. Haberler peş peşe gelince otomatikman piyasada etkilenmiş oldu. Amerika'nın bazı şirketlere Bitcoin üzerinden kara para aklaması konusunda denetime tabi tutacağı şeklinde. En büyük haber zaten buydu. Ama esas duyulmayan veya genel itibariyle bilinmeyen bir haber, Çin'de Bitcoin madencilik bölgesinde olan patlamanın elektrik kesintisinin yarattığı bir sıkıntı. Yani benim gözümde bu şekil en önemli haber olarak ben bunu görüyorum. Tabii bunun akabinde düşüşler gelince insanlar panik haline döndü. Ciddi bir düşüş oldu. Gözlemlenemeyecek, daha önceden tespit edilemeyecek peş peşe haberlerin gelmesiyle olan bir düşüş ki bu Çin'deki patlamayı hiç kimse herhalde öngöremezdi. Hadi haberlere bir şekilde alışıyoruz yani Amerika'nın açıklamasına vesaire bir şekilde alışıyoruz ama bu ekstrem bir durum. O yüzden düşüş hiçbir fenomen tarafından zaten öngörülemedi maalesef. Ama şu an itibariyle bakarsak piyasa iyi. Bu hafta içinde dalgalı olarak gideceğimizi düşünüyorum. BTC tarafında, altcoin'lerinde ona uyacağını düşünüyorum. Çok fazla ani hareketler olmadan düşüş çıkış şeklinde yürüyeceğini tahmin ediyorum. Bir de tabii piyasada şu an Doge etkisi var ciddi anlamda. Hatta bununla alakalı yarın büyük bir etkinlik olacağı söyleniyor. Doge'nin yükseltilmesi konusunda. Bu uygulama daha önceden XRP için, Ripple için yapılmıştı. Hatırlar mısın bilmiyorum ama çok çok negatif olmuştu. Aynı anda herkes birden yüklenince XRP ciddi bir düşüş yaşamıştı. Bu Doge için de olacağını düşünüyorum. O yüzden yayınlanmamızı bahsedelim arkadaşlara. Kesinlikle tuzağa düşmesinler. Riske atmaya gerekecek bir durum değil. Yani kar edeceğiz derken zarar etme ihtimalleri çok yüksek olacaktır. Kesinlikle. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Abi, söylediğim mesele doğrudan Çin'deki elektrik kesintileri doğrudan arkadaşlar hash rate'i etkilediği için hash rate'le de gerçekten Bitcoin fiyatı arasında dün Willy Wu bunu tweetleriyle paylaşmıştı. Ben bugün normal formatta bir video yapsaydım bunun üzerinden de konuşacaktım ama zaten Murat abi söyledi, gerek kalmadı. Ben de sadece bir üstünden geçeyim. Hash rate'le Bitcoin fiyatı arasında çok ciddi bir pozitif korelasyon var. Gerçekten hash rate'de bundan önceki ki en dramatik olan Kasım 2020'de gördüğümüz düşüşlerdi. Gerçekten çok sert tepkiler veriyor hash rate'in düşüşlerine Bitcoin fiyatı. Bu da tabii ki faktörlerden biriydi. Zaten ilk söylediği de haber bazlı olabilir. Ben de bunu 15 dakikalık tablolarda dünkü videomda, acil videomuzda sizlere gösterdim. Sebep ne olursa olsun muhtemelen temel etkinin daha etkili olduğu, daha belirleyici olduğu bir düşüştü gibi gözüküyor. Evet, zaten teknik anlamda da söylediğimiz bir Bitcoin boğa momentumunda zayıflık vardı ama bu denli bir satış
genelde sadece temel şey teknik sebepli olmuyor. Hepinizin bildiği üzere, yani en azından bu piyasada bir süredir bulunan herkesin bildiği üzere. Murat abi, eğer müsaade edersen ben de şimdi bir teknik tablo üzerinden hem dominansı hem fiyatı anlatmak istiyorum. Sonrasında da devam edelim inşallah. Tabii ki kardeşim. Şimdi biz Bitcoin tekniğinde arkadaşlar önemli 3 tane teknik destekten bahsetmiştik. Bunlardan bir tanesi 59.200 seviyesindeki şu paralel desteğimizdi. Şurada üstündeyken konuşmuştuk fiyat. Altında şurada 55.622 seviyesinde bir desteğimiz olduğunu konuşmuştuk. Aynı zamanda burada yükselen dipleri birleştirdiğimizde oluşan trend hattının vereceği bir destek olduğu için ve bu trend hattını da hesaba katmak için şurada bir yeşil alan belirlemiştik. Hatırladığınız üzere bu alanı abi alan olarak söyleme diyen arkadaşlar var. Alan olarak söylemiyorum zaten. Yukarıdaki teknik desteği söylüyorum. Aşağıdakini söylüyorum. Bu ikisinin arasında işte alan olarak söyleyebileceğim bir yer yok. Yani buraya baksam ayrı, çünkü buraya baksam ayrı, buraya baksam ayrı. Dolayısıyla söylediğimi düşünüyorum. Bu anlamda akıl karışıklığı olmasın. Aynı zamanda bu iki tane teknik desteğin 59.255.600 aralığında VPVR indikatörünün de etkili olduğunu görüyorum. Bu TradingView Pro hesaplarda görebildiğiniz bir indikatör, alanlar arasında fiyat alanlarındaki hacimleri gösteriyor. Dolayısıyla bu VPVR'lar eğer altımızdaysa destek, üstümüzde ise direnç, eğer aynı alandaysa da destek olarak değerlendirdiğimiz teknik göstergeler arkadaşlar. Şöyle bir şey söylemiştik. Şu trend hattı kırıldıktan sonra zaten bu bizim için sürpriz olan bir hareket değildi. Bu trend hattının ve 55.600'ün altına indiğimiz durumda zaten ilk izleyeceğimiz destek olarak burayı konuşmuştuk. Ama dün de söyledim. Bunun altında bir günlük kapanışın bu hareketi teyit etmesini bekliyorduk ama gün içinde bu hareket geldi. Dünkü videomuzda ama her şeye rağmen şunu söyledik ki gün içinde sürekli gitti geldi fiyat burada. Daha günlük kapanış gelmedi. İki tane alanı izlememiz gerekiyor dedik. Bunlardan bir tanesi 55.600 seviyesiydi. Yani iki tane iyi senaryo olması için iki tane gösterge izlediğimizi, bunlardan bir tanesinin biraz daha riskli olduğunu, onun da 55.600 seviyesinin üstünde bir günlük kapanış olması gerektiğini söylemiştik. Nitekim dünün kapanışı tam olarak burada geldi. Dolayısıyla bugün de dikkat ederseniz bakın tam olarak mum 55.600 seviyesinden destek bulmuş gözüküyor. Ama şu anda bu trend... Erhan'cığım çok özür diliyorum. Kapı çaldı, sen devam et, ben hemen geliyorum. Tabii ki, tabii ki. 55.600'ün üstünde şu anda şu sarı trend hattımız direnç olarak çalışıyor gördüğünüz üzere. Bugün bu trend hattını izlemeye devam edeceğim arkadaşlar. Bugün çünkü tekrardan bu yeşil alanın içinde bir kapanış gelir ise trend hattına şu harekete bir fake out olarak bakacağım. Ama bu trend hattı bizi bugün altında tutmayı başarırsa o zaman trend hattını buradan kaldıracağım. Dünkü en iyi senaryo için ise bu kapanışın şu yeşil alanın içinde gelmesini konuşmuştuk. O ne yazık ki olmadı. Daha buna göre biraz daha riskli olan ama olumlu olan ikinci senaryomuzun gerçekleştiğini görüyoruz. 55.600'ün üstündeyiz. Ben tam olarak net olarak her şeyi görmek adına arkadaşlar her ne kadar bu bir olumlu gelişme olsa da bugünün mumunun kapanışının daha da net bir yön göstereceğini düşünüyorum. Bunun temennim yeşil alanın içinde kapanması. Yeşil alanın içinde kapanması için en az 57.600, 57.700 seviyelerinde bir kapanış görmemiz gerekiyor. Böyle olursa yukarı yönlü trendimizin devam ettiğini düşüneceğim. Olmaz ise bu trend hattını hesaptan kaldıracağım. Bu 59.200 seviyesini paralel direnç olarak izleyeceğim arkadaşlar. Muhtemelen yukarı yönlü hareket ama net bir şekilde kendini 59.200'ün üstüne, bugün bunun içine girsek de girmesek de 59.200'ün üstünde bir günlük kapanışın
tam olarak yukarı yönlü hareketi teyit edeceğini düşünüyorum. Şu anda halen daha piyasada bu anlamda olumlu bir gelişme olsa da kapanışın olduğu yer halen daha bir belirsizlik olduğunu düşünüyorum. Bugün bunun üstüne çıkmazsak muhtemelen şu paralel alanda bir konsolidasyon süreci izleyeceğiz gibi geliyor bana arkadaşlar. Ama her şeye rağmen olumlu olan bir şey var ki neden olumlu olduğunu söylüyorum. Bitcoin tarafında bu anlamda olumlu bir gelişme olsa da bir belirsizlik olsa da dominans tarafına baktığımda arkadaşlar dominansın bu tabloya rağmen baskılanıyor olması bize gerçekten altcoin yatırımcısının altcoinlerden vazgeçmediğini gösteriyor. Burada hatırlarsanız ilk bu alanın içine girdiğimizde bir süre bu alanın içinde zaman geçireceğiz gibi gözüküyor demiştik. Bu alandan kastımız ne? %53.5, %52 seviyesi. Bu alanın altında 52'nin altında bir günlük kapanışta ilk izleyeceğim alan 49.53 seviyesi olacak. Yüzdelik bazda dominans desteği anlamında arkadaşlar zaten 49.53'ün altında 2017'den beri hiç görmediğimiz seviyelere de doğru bir yolculuk başlar. Bunun altında da gerçekten ekstrem altcoin hareketlilikleri görürüz. Ama bunu anlattığım videoda da söylediğim üzere piyasada da bu hareketleri gördüğümüzde piyasada artık son atılan kurşunlar olduğunu da biliyoruz. 2-3 gün önceki videoma bakarsanız detaylı bir şekilde anlattığımı görürsünüz. Dolayısıyla dominans tarafında da bir belirsizlik şu alanın içinde hakim olmaya devam ediyor. 53.5'in üstüne çıkması durumunda Bitcoin lehine, 52'nin altına düşmesi durumunda da altcoin lehine hareketlilikler göreceğiz. Ama birkaç gündür her şeye rağmen dediğim gibi altcoin'lerin güçlü durduğunu görmek benim açımdan sevindirici. Bunu bize aynı zamanda Total 2 tablosu da gösteriyor. Dün bu denli düşmemize rağmen 800 milyar dolarlara kadar gerilememize rağmen dominansın baskılanmasıyla eş zamanlı olarak Total 2'nin kuvvetli durduğunu dolayısıyla altcoin'lerden vazgeçilmediğini aksine Bitcoin evet satış olurken hep gördüğümüz bir şey Şubat başından beri Bitcoin satarken altcoin'lerde de özellikle dolar paritelerinde çok daha kuvvetli satışlar görüyoruz. Bu sürpriz bir şey değil. Zaten beklediğimiz bir şey ama Şubat'tan beri piyasa dengelerinde şöyle bir şey var. Bitcoin destek bulduğu anda altcoin'ler daha kuvvetli bir destek buluyor. Bu iğne de ve bugünkü yeşillik de bize onu gösteriyor. 1 trilyon doların üstüne çıkmamız durumunda tekrardan hareketliliğin bu satışlardan önceki gibi olmasını bekliyorum. Onu söylemiş olayım arkadaşlar. Murat abi oralarda mısın? Buradayım abi. Tamamdır. Ben uzun uzadıya konuştum. Genel bir piyasa değerlendirmesi yapmaya çalıştım. Umarım akıl karışıklığı yaratmamıştır arkadaşlar. Şimdi Murat abinin 5 tane aktif olduğunu söylediği altcoin var. Onları konuşacağız. Ama öncelikle Murat abi senin bu benimle paylaştığın arayüzü ekrana koydum. Bunu bize bir anlatmanı rica ediyoruz abi. Nedir bu? Buna insanlar ulaşabilecek mi? Ne diyor bu bize? Biraz anlatırsan sonra fiyat tarafına geçeriz inşallah. Tabii ki bu görselimiz platformda olan görselimiz. İlk defa paylaşıyorum zaten bunu. Bu da senin kanalında oldu. Şimdi şöyle 30 tane coin seçme hakkımız var. 30 coin direkt geliyor. Sinyal oranları olarak geliyor. Görüntüde gözüktüğü gibi coin ve paritesi, hangi borsada olduğu, sinyal oranı ve adet işlem. Burada haftalık seçtik, bir hafta içindeki total hareketleri. Yani bizim sinyallerimiz zaten şöyle, bot analizlerimiz. Belirli bir noktada ne kadarlık işlem açılıp geri iptal ediliyor. Bunların tespiti. AVAX'ta son bir haftada örnek veriyorum 3.399 adet emir giriş iptali olmuş belirli bir rakam üzerinde. Diğer alttaki coin'lerde de aynı şekilde emir giriş çıkışları bunları biz not alıp ona göre yüzdesel olarak ortaya çıkartıyoruz. Şu an burada belirttiğimiz, birazdan konuşacağımız 5 coin'imiz bize sinyal verenler, yüksek ihtimal olanlar. Ki ben baz alırken %80 üstünü baz alırım genel olarak. Şu an bu coinlerimizde yüksek sinyal veren ilk 5 coinimiz.
Anladım abi. Peki teşekkür ediyorum. Abi bir akıl karışıklığı olduğunu fark ediyorum piyasada. Onu bir sana sorup bizleri aydınlatmanı rica edeceğim. Şimdi geçtiğimiz günlerde işte birkaç gündür yaşanan satışlarda da bunu gördük. Ondan önceki çektiğimiz programlarda YouTube videoların altına yapılan yorumlarda da şunu görüyorum. Yani biz burada bot aktivitesini konuşuyoruz ve onun üzerinden bir teknik değerlendirme yapıyoruz. Ne Evet. olabilir, nasıl hareket edilebilir diye, ama Bitcoin tarafında şansımıza bu videoları çektikten sonra hep birkaç gün içinde satışlar gördük. Öyle denk geldi. İnşallah bundan sonra olmaz. Bitcoin tarafında satışlar gördüğümüzde bot aktivitesi %80 değil %97 bile olsa bu varlıklarda da çekilme aynı Bitcoin'deki gibi olur değil mi abi? Yani bot sinyalleri bize bunun aksini söylemiyor değil mi? Bilmiyorum, doğru sorabildim mi? Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi şöyle bir özet geçeyim. Dün sabah bu Bitcoin'in büyük düşüşünde bot sinyallerinin 25 dakikalık bir kesintisi oldu. Yani bunun da sebebi şu, fiyatlar düşerken borsa zaten bota ihtiyaç duymaz. Onunla beraber botları da iptal ediyor. Otomatikman düşüş gerçekleşiyor. Botlar ondan sonra devreye giriyor. Dün 25 dakikalık bir kayıp zamanımız var. Bizim burada analizlerimizi ekranların hepsini kaydettiğimiz için kaç dakikalık sürede ortadan kaybolduğunu hepsinin kaydını zaten alıyoruz. Dediğim gibi 25 dakikalık bir kayıp olmuş. Şimdi genel olarak algı şu, botlar çekildiğinde işte piyasa düşer veya piyasa düşecekse botlar kesinlikle çekilir gibi bir algı var. Böyle bir şey yok. Piyasa düşerken botlar aktif de olabilir. Bu bize şu mesajı da veriyor olabilir. Evet düşüş oldu ama botlar var, hızlı şekilde yükselecek olan coinleri bizim önümüze bu şekil sunuyorlar. Ha, biz bugüne kadar evet düşüşlerden önce arkadaşları uyardık. Dedik ki botlar çekildi, piyasa düşüşü olabilir ki nitekim 8-9 tane oldu bu uyarılarımızın nokta atışı olması. Dünkü düşüşte botlar aktifti. Ben çıkıp da Twitter'dan veya Telegram kanallarından piyasa düştü diye botlar çekildi diyemem. Ne aktifse ben onu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden böyle bir liste var tabii ki. Yani birebir botlar çekildi, işte botlar varken piyasa çökmez gibi bir algı olmasın. Sadece botlar varken biz daha güvende olduğumuzu, kendi açımdan söyleyeyim, daha güvende olduğumuzu, piyasanın daha hızlı toparlayacağını düşünüyorum. Herkesin aklında bu şekilde yer ederse daha sağlıklı olacak. Şimdi örnek veriyoruz, şu an önümüzde 5 tane coin var. Senin Bitcoin konusunda az önceki açıklaman var. Ola ki bugün piyasa düştü. Tekrar bir 52-53'lere doğru yol aldık. Otomatikman altcoin'ler de düşecektir. Ama botlar olduğu sürece ben şunu diyeceğim. Evet botlar var, piyasa düştü ama yükseliş hızlı olacak. Bunu söyleme şansım olabilir. Onun haricinde botlarla beraber piyasada düşebilir. Yok, zaten bu söylediğin abi, son söylediğini zaten Şubat'tan beri olan tecrübemiz de aslına bakarsan teyit ediyor. Yani Bitcoin düşerken, diyelim Bitcoin bir birim düştü, altcoinlerde 3 birim, 4 birim, 5 birim düşenler oluyor. Bunu gördük tabii ki hacimlerine göre, aktivasyonlarına göre. Ama Şubat'tan beridir ısrarla söylüyorum bunu. Çünkü Şubat'tan önceki dönemde bunun gibi bir şey çok sık görmüyorduk. Ama Bitcoin destek bulduğu anda Bitcoin bir birim toparlarken altcoinler 3 birim, 4 birim çok daha hızlı toparlanıyor. Zaten şu anki dominans baskılanması, biraz önce de anlattığım gibi, ve Total 2'deki kuvvetli yükselişte net olarak bunu bizim önümüze seriyor. Dolayısıyla bu akıl karışıklığı eminim Murat abi her zaman için olacak. Çünkü sürekli yeni izleyenler de oluyor. Biz zaman zaman bu şeyleri, bu açıklamaları yapmak zorunda kalacağız gibi gözüküyor. Olsun, erindiğimiz bir şey değil, yapmaya da devam ederiz. Kesinlikle. Berat'ım buradaki sorun aslında şu. Buyur abi. Piyasada çok fazla yeni yatırımcı olduğu için altcoin'lerin Bitcoin'e nasıl bağlı olduğunu çoğu yeni yatırımcı bilmiyor. Evet. Bunu özellikle vurgulayalım ki Bitcoin düştüğü zaman, büyük düşüşler yaptığı zaman arkadaşlar altcoin'lerin %90'ı ona uyar ki dün büyük düşüşte tahmin ediyorum 5-6 tane coin uyum sağlamadı. Geri kalanlarının hepsi düştü. Bundan önceki düşüşlerde de biz aynı şeyleri yaşadık. Bitcoin ne derse kısaca bu piyasada o oluyor. Aynen Bunu öyle. kabul ederek
işlem açmak en sağlıklı olacak. Kesinlikle. Yani biz burada ne anlatırsak alalım, bot analizi anlatalım, başka temel faktörler anlatalım, teknik anlamda kusursuz destekler, kusursuz iyi tablolar konuşalım. Bitcoin düşerse altcoinler Bitcoin düşerken düşüyor arkadaşlar. Sonra da dominansın durumuna göre, altcoinlere giren paraya göre toparlanıp toparlanmama arasında fark oluyor. Yoksa düşerken hepsi düşüyor. Diyelim bu bahsi kapatalım. Hemen geçelim abi. Öncelikle AVAX'la başlayalım müsaaden olursa. Şimdi biraz önce bu bir buradaki görselde gösterdiğimiz gibi arkadaşlar 5 tane parite konuşacağız. Hepsi dikkat ederseniz %80'in üstünde, en az olan Bent. AVAX'ı konuşacağız, TOMO'yu konuşacağız, CXP, BZRX ve BANT'ı konuşacağız. Ben burada sizlere evet bunlarda bir aktivite var ama bu aktivitenin ne zaman fiyatı yukarı yönlü götüreceğini de tabii ki bilemiyoruz. Bugün içinde olur, yarın olur, şu anki bulunduğu yerden olur veya konuştuğumuz destekleri denemesi durumunda olur. Bunu bilemiyoruz. Sadece bu anlamda bir aktiflik var ama bu aktifliğe rağmen strateji geliştirmek için nelere dikkat etmeliyiz? Teknik anlamda ben sizlere bunları anlatacağım. Biz burada artık hedef de vermiyoruz. Murat abi bu konuda bir karar verdi geçtiğimiz haftalarda. Hedef vermiyoruz. Teknik anlamda dirençleri konuşacağız. Herkes kendi stratejisini kendisi belirleyecek arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra hemen başlıyoruz. Şimdi ben biliyorsunuz altcoin anlatırken, benim altcoin videolarımı bundan önce izlemiş herkes bilecektir ki şu EMA'ları, iki tane EMA'yı referans trend göstergesi olarak kullanıyorum kısa vadede. Günlük tabloda bakıyorum, şu üstte gördüğümüz 21 EMA, altta gördüğümüz 55 EMA. Eğer diyorum bu ikisinin üstündeysek trend kısa vadede yukarı. Altındaysak trend kısa vadede aşağı. Bunlar güzel trend göstergeleri ve piyasada global olarak da çok kullanılan göstergeler. Hareketli ortalamalar ve benim kullandığım üstsel hareketli ortalamalar, EMA deniyor bunlara. Ben EMA'ların 21 ve 55 EMA'nın çok etkili olduğunu gördüğüm için bunun üzerinden gitmeyi tercih ediyorum. Şimdi AVAX'ta bir bot aktivitemiz var. Doğru, bu bir pozitif. Aynı zamanda yükselen diplerimiz var. Bu da bir pozitif gösterge. Yükselen diplerin olması da trendin yukarı olduğunu gösterir. Ama EMA'lar tarafından fiyatın baskılandığını görüyorum. Dolayısıyla ben burada AVAX'a girmek için kendi adıma fiyatın günlük kapanışının 21 EMA'nın üstünde olmasını beklerim. Her şeyden evvel arkadaşlar. 21 EMA'nın üstünde bir günlük kapanışla beraber trend kendini teyit edeceği için trade'e girmenin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Burada ilk izleyeceğim direnç, dirençler satış alanlarıdır, destekler alış alanlarıdır. Onu da hatırlatayım. İlk izleyeceğim direnç alanım 38.96 ile 37.83 seviyesindeki şu direnç olacak. Yani takribi olarak işte bugün EMA'nın üstünde çıkıp kapanış olması durumunda takribi olarak %15'lik bir marjdan bahsediyorum. İkinci direncim ise hem Fibonacci Golden Pocket hem de şu önceki kuvvetli destek alanı olan, şimdi direnç olarak çalışmasını beklediğim 46.91-45.70 seviyesi olacak. İkinci hedefimiz de burası olur. Buradaki doğru strateji şöyle olabilir arkadaşlar, yukarı yönlü. Benim her zaman söylediğim gibi, diyelim ki 100 birim AVAX aldınız, 50 birimini şuradaki hedefte, diğer kalan 50 birimi de burada satmak mantıklı olur. Bu arada şu dememe takılmayın. Bunu hemen programdan sonra TradingView profilime yükleyeceğim. Aşağıya linkini de koyacağım. Girip profilde bu tablolarda, yani küsuratlı olarak neyi konuştuğumu görebilirsiniz. İkinci hedef de burası olur. Zaten 46.86'nın üstüne çıkması durumunda AVAX'ta önceki tepeye kadar yolumuz olduğunu düşünüyorum. Onu da belki karlarınızın bir kısmıyla üçüncü hedef olarak düşünebileceğiniz bir alan olabilir arkadaşlar. Onda da marj beklentisi %68 olur. Ama ben burada açıkçası 50 birimi burada satıp 21 EMA'nın üstüne çıkması durumunda 50 birimi burada satıp karımın bir kısmını içeride bırakıp beklemeyi tercih edebilirim. Ama EMA'nın üstünde bir kapanış görmeden AVAX'ta pozisyon almayı
tercih etmem. Altımızda bu EMA'ların baskısı devam ederse ilk izleyeceğim destek şu yükselen diplerin oluşturduğu trend hattı olacak 26.10. Onun da altında zaten paralel kuvvetli destek alanımız 25 ve 23 seviyeleri olacak. Dolayısıyla AVAX'ta ama genel itibariyle şunu söyleyebilirim. Bu desteklerin üstünde kaldığımız müddetçe er veya geç bu dirençleri deneyeceğimizi düşünürüm. Çünkü bu konsolidasyon bu kadar kuvvetli yukarı yönlü hareket etmiş bir varlıkta bu denli uzun paralel konsolidasyon eğer harekete geçilmesi durumunda özellikle şu ikinci direncin kırılması durumunda yeni fiyat keşiflerini yaratacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla er veya geç sert hareketleri AVAX'ta göreceğimizi düşünüyorum. Onu da söylemiş olayım. AVAX'la ilgili ekleyeceğim bir şey var mıdır Murat abi? Var var Erhan. Şimdi AVAX'ta şöyle bir durum var. Biz seninle bu üçüncü yayınımız herhalde. Üç yayındır biz AVAX'la alakalı zaten konuşuyoruz. Evet. Sürekli sinyal veriyor. Evet. Şimdi AVAX 2.6 dolarda iken benim verdiğim bir hedef vardı. 4.5 dolar bandında. 21 günlük bir süreç geçti bununla alakalı. 21 günden sonra da 21 gün içinde, ek 21 gün içinde de zaten 60 dolar bandını gördük. Özür diliyorum. Şimdi o dönemdeki bot hareketleriyle, sinyal hareketleriyle bu dönemdeki sinyal hareketleri birebir örtüşüyor. Açıkçası ben AVAX'tan ki Telegram kanalında da şunu söyledim. AVAX uzun vadeli olarak elde tutulabilecek bir coin'dir. Ciddi bir yükseliş bekliyorum. Yalnız bu zaman zarfında Bitcoin'den ani bir hareket gelmediği sürece AVAX'da en yüksek gördüğü 60 dolar seviyesinin üstüne çok rahat çıkabileceğine inanıyorum. Dediğim gibi geçmişteki bot sinyalleriyle şu anki bot sinyalleri birebir örtüşüyor. Tamamen kopya şekilde gidiyor. Süreç de aynı şekilde ilerlemeye başladı. Aynı zaman zarfında hareketler başladı. Umarım dediğimiz gibi olur. Görüntü yükseliş yönünde. Tamamdır. Tamamdır abi. Risk almayı seven arkadaşlar için de son olarak şunu söyleyeyim. Bunu şimdi burada söylüyorum. Her paritede söylemeyeceğim. Murat abinin hep söylediği şey yani 21 EMA'yı beklemediniz arkadaşlar. Şimdi ben girerim. Bot sinyalinin kısa vadede geleceğini düşünüyorum diyen arkadaşlar varsa bu da olabilir. Risk eşiği herkesin aynı olmak zorunda değil. Mutlaka ve mutlaka arkadaşlar onlara stoplu gitmelerini hatırlatmakta fayda var. Doğru mudur Murat abi? Kesinlikle, kesinlikle. Ki şöyle bir şey var. Biz AVAX'ı ilk konuştuğumuzdan bugüne kadar %45'lik bir artış gösterdi. Kademe kademe yükselişleri devam ediyor. %5'lik stoplarla gittikleri takdirde zaten kayıp yaşama şansları yok. Düştüğü yerden tekrar aldıkları takdirde zaten yukarı yönlü olan bir trend var. Kâra zaten geçecekler. O yüzden riske atmamaları en güzeli. Anladım. Tamamdır abi. Ben açıkçası burada son bir şey daha söyleyeyim Murat abi. Ben genelde spot işlemler yaptığım için ve portföyümü oldukça çeşitlendirmeye çalıştığım için ben mesela bunu ben böyle yapıyorum. Doğrusu yanlışı onu konuşmuyoruz arkadaşlar. Ben biraz daha trend kendini net belli ettiğinde stop çok fazla kullanmıyorum. Kendim stop oluyorum. Mesela 21 EMA'nın üstünde ben AVAX alırım. Bırakırım. EMA'larımın altına düşmedikçe de satmam. Onu göze alırım. Yani EMA'ların altına düştü. Gerekirse %6-7-10 zararla satarım. Ama EMA'ların üstünde kaldığı müddetçe trendi beklerim. Benim stratejim bu. Ama her zaman temkinli olmakta fayda var. Murat abinin stratejisi mutlaka %5 altına stop koy. Stop olması durumunda tekrardan o seviyelerden daha alt seviyelere salması durumunda tekrardan al diyor. Bu da bir strateji. En doğru strateji ama ne Murat'ınkidir ne Eralp'inkidir. Sizin stratejinizdir arkadaşlar. Kendiniz için en doğru olan strateji. Herkesin risk algısı farklı. Herkesin tarzı farklı. O yüzden böyle ikimizin de farklı şeyler söylemesi de aslına bakarsanız yani bir şey olarak algılanmasın. İkimiz arasında bir ihtilaf değil. Tamamen stratejiler, tarzlar değişik oluyor. Hangi tarz sizin için uygunsa onu tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Doğru mudur Murat abi? Kesinlikle, kesinlikle. Yani biz fikir üretelim, kendi uyguladığımız stratejiyi insanlara anlatalım. Bu tercih meselesi, seninki yanlış, benimki yanlış diye bir şey yok. İkisi de sonuç itibariyle kar getiren, sağlıklı işlem yapmayı sağlayan bir şey. O yüzden
İkisini bile uygulayabilirler, hiç problem değil. Aynen öyle. İkisi de en sağlıklısı zaten. Tabii ki, tabii ki. Tamamdır abi, devam ediyorum. İkinci paritemiz TOMO. Şimdi TOMO'yu teknik anlamda bir ele alalım. TOMO'da dikkat ettiğiniz üzere arkadaşlar, Ocak başından beri gelen ve hiç altında günlük kapanış olmayan oldukça iyi çalışmış bir trend hattımız var. Yükselen dipleri birleştirdiğimizde oluşan TOMO, dünkü satışlara rağmen bakın aşağıya ne kadar uzun bir iğne atsa da gelip bunun üstünde kapanmış. Dolayısıyla bu trend hattına ve aynı zamanda alttaki 55 EMA'ya riayetini gösteriyor. Dolayısıyla şu anda 55 EMA'nın üstündeyiz, trend hattının üstündeyiz ama ikisine de yakın olduğumuz için biraz daha riskli gibi gözüküyor. Eğer 55 EMA'nın ve trend hattının yani 2.60 seviyesinin altında bir günlük kapanış gelirse, net olarak söylemek gerekirse 2.55'in altında bir günlük kapanış gelirse, TOMO'nun 2.28 seviyelerine kadar bir geri çekilmesinin oldukça mümkün olduğunu düşünüyorum. Teknik anlamda onu söyleyeyim. Şu anda her ne kadar bot aktivitesi olsa da arkadaşlar 21 EMA oldukça üstümde olduğu için birazcık risk eşiği fazla olan traderların tercih edebileceği bir sinyal olur diye düşünüyorum. Burada alınması durumunda belki şu trend hattının altında, mesela şurada aldık, trend hattının altına geldik. %4, %3 ya da Murat abinin standardı gibi %5 stop koyarak burada trade'e girilebilir. Onu söyleyeyim, stoplu bir şekilde girmekte fayda olur diye düşünüyorum. Ben burada girmek için ne yaparım? Burada 21 EMA çok üstte, çok yukarıda. Bunu beklemek yukarıdaki dirençlere çok yakın olmak anlamına geleceği için ben bu mumun yeşil kapanmasını beklerim. Yeşil kapanırsa burada şuranın altında çıkacak şekilde bir risk yönetimiyle girmeyi tercih ederim. Burada birinci izleyeceğim direnç yukarıda 3.10 ile 3.07 seviyesine gelen bir direnç alanı. Burasının kuvvetli bir direnç alanı olacağını düşünüyorum. Diyelim ki burada risk seven arkadaşlar aldılar. %16'lık, 17'lik bir marjdan bahsediyoruz. Bu alanın üstünde ise bence 3.29, 3.3 seviyelerinin bir direnç olarak teknik anlamda karşımıza çıkacağını düşünüyorum ki o da %24'lük bir marj olur arkadaşlar. Açıkçası ben burada yapacağım 51'imi aldım. 51'imi burada satarım. Geri kalan 51'imi burada satarım. Karlarımın bir kısmını diyelim ki %5 kar ettim. %2.5'luk kısmını içeride bırakıp %2.5'luk kısmımı cebime koyarım. Buranın üstünde de elimdeki karın yarısıyla beklerim arkadaşlar. Çünkü burada aynı zamanda EMA'ların da üstünde olacağım için, yeni fiyat keşfinde olacağım için yukarı yönlü önünün açık olduğunu düşünürüm. Kısa vadeli trade'imi burada yapar, karımı uzun vadeye yayarım, beklerim arkadaşlar. Benim stratejim zaten hep söylediğim gibi bu. Dolayısıyla TOMO'da şu anda konuşabileceğim teknik alanlar bunlar. Yeni fiyat keşfinde de izleyeceğim alan Fibonacci 1.618 seviyesi, 4.77 ile 5 seviyesi olur. Bu 5 seviyelerinde de tamamen çıkmayı tercih ederim karlarımla biriktirdiğim TOMO'dan da arkadaşlar. Murat abi, TOMO ile alakalı ekleyeceğim bir şey var mıdır? Yok Erhan'cığım, yani onu da haftalık zaten Twitter'da ben bunu paylaşacağım yayından sonra. Haftalık adet sayısı 3.354. Bu da kuvvetli bir sinyal. Dediğim gibi Twitter'dan paylaştıktan sonra zaten detaylı şeyini yaparız, açıklamasını yaparız arkadaşlara. Tamam. Sen gerekeni zaten anlatmış oldun. Zaten Murat abi şey, arkadaşlar hani Twitter'da o paylaşımı yaptıktan kısa bir süre sonra videoya da ulaşabilecekleri için doğrudan videoyu izleyip kendi kararlarını istedikleri gibi verebilirler. Aynen, aynen. Tamamdır. Tamamdır abi, devam ediyoruz. Üçüncü paritemiz SXP. Şimdi SXP de şurada yine Ocak'tan beri gelen, ocağın sonundan beri gelen bir trend hattım var. Dünkü satışlarla da bu trend hattından ve 55 EMA'dan destek aldığımı görüyorum. EMA'ların bakın arkadaşlar, 55 EMA'nın destek olarak çalıştığı bir yerde 21 EMA'da direnç olarak çalışıyor. İkisinin arasına girdiğimizde, çünkü 55 EMA destek, 21 EMA direnç oluyor.
21 EMA'nın üstüne çıktığımızda ikisi birden altımızdaki destekler oluyor ve altcoin'lerde gerçekten günlük tabloda bakıldığında iyi çalışıyor. Herkes bu kadar detaylı teknik bilgiye sahip değil ama sadece bu 21-55 EMA stratejisiyle bile işte bot sinyalleriyle beraber gerçekten stratejinizi belirleyip para kazanabilirsiniz. Yeter ki arkadaşlar bir planınız olsun, bir stratejiniz olsun. Stratejinin ne olduğunun inanın bana önemi yok. Eralp'in stratejisi budur. Başkasınınki başka bir şeydir. Her strateji para kazandırır. Yeter ki kendinize dair bir stratejiniz olsun diyorum. Tekrardan burada şimdi SXP'de 3.98 seviyesi ki 4 diyebiliriz. 4 ile 3.98 seviyesi altımızdaki en kısa vadeli desteğimiz. Onun altında zaten 55 EMA'nın da desteklediği trend hattı desteğimiz var. 3.59 seviyelerinde. Şimdi burada mesela 21 EMA fiyata çok yakın. Ben burada trade'e girmek için 21 EMA'nın üstüne çıkmayı tekrardan beklerim. 21 EMA'nın üstüne çıkılması durumunda önceki tepe noktası olan 5.15 seviyesini birinci hedef olarak değerlendiririm. Şurada arkadaşlar geçmişten gelen tepenin oluşturduğu bir trend hattı var. Şurada şu tarihte de denediğimizde güzel bir riayet gördük. Dolayısıyla burada bir yükselen trend var. O yükselen trendin de ikinci hedef olacağını düşünürüm. O da hemen hemen bugün yarın denememiz durumunda 5.35-5.40 gibi falan şuralara denk gelir. Bu alan %23'lük bir marj beklentisi olur. 5.40'ın üstünde bir günlük kapanış, burada yükselen tepe yapacağım ve trendi kıracağım için yeni fiyat keşfi alanına beni sokar ki burada 6.5 seviyesi ilk izleyeceğim hedef olur. Ama 100 birim aldım, 50 birimini birinci hedefte, geri kalan 50 birimi ikinci hedefte, karlarımla da üçüncü hedefi ya beklerim ya burada 6.5 seviyelerinde satarım veya SXP biraz daha yukarı yönlü momentumu olan, potansiyeli olan da bir varlık. Bozok da buna yanlış hatırlamıyorsam dikkat çekiyor. Burada karlarımın belli bir kısmıyla beklerim nereye giderse gider arkadaşlar. Doğru olan strateji bana göre yukarı yönlü potansiyeli olan varlıklarda budur diye düşünüyorum. Dolayısıyla teknik anlamda şu anda iyi gözüküyor. 21 EMA'nın üstünde bir kapanışla çok daha iyi duruma geleceğini düşünüyorum SXP'nin. Murat abi ekleyeceğim bir şey var mıdır SXP'ye? Var. SXP'de şöyle bir durum var. Şimdi az önce bahsettiğim gibi bozoğun karlarıyla biriktirdiği bir coin ısrarla da vurguluyor bunu. Yani VRX'ten daha fazla potansiyele sahip olduğunu düşünüyor. Onun düşüncesini destekleyecek şunu söyleyebilirim. SXP çoğu arkadaşımız bilmiyor olabilir. Binance'in aldığı bir coin. Binance'in kredi kartı çıkarttı. Binance en son harcamalarda buna ödül olarak BNB hediye ediyor Binance. Bunun da altyapısını sağlayan SXP. BNB ile birebir benzerlik gösteriyor grafiklerde. Şu an BNB hareketini yapmadı. Yaparsa şayet rakamlar ciddi seviyelere ulaşabilir. Beklediğimizin daha üstünde bir artış olabilir. Binance'a ait olan, ortaklığı olan VRX, BNB bu coinlerde biliyorsunuz da 1200-1300 civarı bir artış oldu kısa dönemde. Bu hareketi tek yapmayan SXP kaldı. Dün CZ de bununla alakalı hatta bir esprili bir tweet attı bir takipçisinin isteği doğrultusunda. Yakın zamanda ben bundan da bir hareket bekliyorum. Bunda bot sinyalleri zaten destekliyor. Bozok paylaştıktan sonra ben takibi aldım SXP'yi. Açıkçası bugüne kadar pek bir bot sinyali hareketi yakalayamamıştım. Ama geçen hafta itibariyle yavaş yavaş bu hareketler başladı. Şu anda üst seviyelere geldi. Süper. Yani o zaman şurada bir akıl karışıklığı yaratmamak adına yine gireyim. Murat abi bu açıklamaları sürekli yapıyorum çünkü insanlar soruyorlar. Açık kapı kalmasın istiyorum. Biz burada arkadaşlar Murat abiyle bu programlarda kısa vadeli trade'leri konuşuyoruz. Ona göre strateji geliştirmeyi konuşuyoruz. Murat abinin biliyorsunuz sinyalleri genelde kısa sürede gelen %30'luk marjlar yakaladığımız sinyaller ortalama. Doğru mu Murat abi? Yanlış söylemiyorum. Kesinlikle. Tamam. Dolayısıyla onun üzerinden konuşuyoruz ama SXP'ye proje olarak inanıyorsunuzdur. Buralarda alırsınız ya da 21 EMA'nın üstünde alırsınız. Buralarda satmak zorunda değilsiniz. Biz sadece strateji anlatıyoruz. Kimseye satın demiyoruz.
sadece bu alanlardan direnç görmesi mümkün olduğu için satılabilecek alanlar olarak kısa vadeli trade stratejisi olarak anlatıyoruz. Yoksa uzun vadede bozukun, şimdi Murat abinin söylediklerine istinaden ben biraz daha durayım ya diyorsanız satmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Bir zorunluluk yok. Sadece burada neler yapılabiliri konuşuyoruz. Yaptığımız sadece o. Neyi yapacağınıza karar verecek olan sizlersiniz diyorum. Diğer pariteye geçiyorum Murat abi. Diğer paritemiz bot aktivitesi gördüğümüz BZRX. BZRX'te şu anda hem 21 EMA ile hem de önceki tepe noktalarının baskısıyla bir direnç gördüğümüzü görüyoruz. 0.7846 seviyesinde şurada bir baskılanma var gördüğünüz üzere. Ben burada arkadaşlar tekrardan girmek için BZRX'e yeni pozisyon almak için tekrardan 21 EMA'nın üstünde bir günlük kapanışı beklemenin sağlıklı olacağını düşünüyorum. Çünkü olduğu zaman aynı zamanda burada bir yükselen şu tepeye göre tam olarak buna yükselen tepe denmez de bu tepeye göre bir yükselen tepe yapıp bu direncin üstünde de kapanış yapacağımız için yukarı yönlü hareketin oldukça mümkün olduğunu düşünüyorum. Böyle bir şey olması durumunda takribi olarak diyelim ki buralarda kapandı, girdik. Üstümüzde ilk izleyeceğimiz direnç 0.9799 olur. İkinci izleyeceğimiz direnç de şu yükselen trend olur arkadaşlar. O da 1.03 seviyeleri. Tabii bir seviyesinde psikolojik bir eşik olduğunu unutmadan bu alanlarda bir yerlerde diyelim ki 50 birim aldık kısa vadeli trade için 50 birimi burada 50 birimi de burada satmak doğru bir strateji olabilir. Karları şu trend hattının üstünde bir günlük kapanış gelmesi durumunda karların bir kısmıyla yukarıyı beklemek son derece mümkün. İlk izleyeceğimiz teknik direnç burada 1.3 seviyesi olur. Ama tabii ki şu anda ucuz bir varlık bu da yani bir seviyelerin üstü. Çünkü genelde böyle FOMO yaratan seviyeler işte birin üstüne çıkıldığında çok kuvvetli bir şekilde hareketler görebiliyoruz. Dolayısıyla burada karların bir kısmıyla bırakıp ucu bırakılıp izlenebilir. Çünkü boğa piyasalarında gerçekten ekstrem hareketler oluyor. En azından karın bir kısmıyla risk olmadan sıfır risk olarak sadece karı o ayırdığınız kısmını kaybetme riskiyle ona risk denmez. Çünkü risk ana para üzerindedir. Risksiz bir şekilde bekleyebilirsiniz. Nereye giderse gider iyi de para kazandırabilir. Aşağıda izlediğim destek hem 55 EMA'nın desteklediği 0.65 0.63 seviyesi olacak. Dolayısıyla bu alanların üstünde kaldığımız müddetçe bunda da sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Şuralara kadar bir salma yapsa da endişelenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. BZRX tarafında da arkadaşlar. Murat abi ekleyeceğim bir şey var mıdır BZRX'e? Yok herhalde. Yani onda da %84'lük bir sinyalimiz var. 2984 adet hareketimiz olmuş. Sinyali kuvvetli olan coinlerden birisi o da. Ha, burada şunu da özellikle belirteceğim. Bunda yanlış bir algı var. Şimdi biz burada sinyal oranını paylaşıyoruz ama örnek veriyorum AVAX'da %87 diye direkt insanlar onu tercih etmesinler. %82'lik en alttaki bank coin bile AVAX'tan önce hareket edebilir. Tabii ki. O yüzden ona göre değerlendirmesini sadece ben oransal olarak veriyorum. Bu konuda da akıl karışıklığı olmasın. Tamamdır. Yani bot aktivitesi %90 olan ile 80 olan arasında önce o hareket eder gibi bir ilişki yok. Doğru mu abi? Yok yok kesinlikle yok. Kesinlikle yok. Hayır. Tamamdır. Son paritemiz arkadaşlar bugün bant. Bant biz Murat abiyle konuşurken şu EMA'nın sınırındaydı iyi gözüküyor diye konuşmuştuk ama şu anda baskılandığını görüyoruz. Olsun önemli değil. 55 EMA'nın desteklediği 15.41 seviyesinde bir desteğimiz var. Bu alanda kaldığımız müddetçe de yukarı yönlü hareket daha olası gözüküyor. Onu söyleyeyim ama bantta da bence fiyata 21 EMA yakın. Dolayısıyla doğru strateji 21 EMA'nın üstünde bir günlük kapanış gelmesiyle girmek olacaktır diye düşünüyorum. Takribi olarak burada şu yükselen trende önceki tepe noktasıyla yükselen trend hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı aynı seviyelerde. Şuralarda 21-22 seviyeleri hedef olarak düşünülüp kısa vadeli bir
trade'e girilebilir bantta. Bunda da yine yükselen trendin kırılması yeni fiyat keşifleri yaratacaktır ki burada Fibonacci 1.618 seviyesi 30 seviyesine denk geliyor. Dolayısıyla 21 EMA'nın üstünde günlük kapanış geldi. Plana bağlı trade'e girdik. Burada şöyle yapılabilir arkadaşlar. Bu seviyelerde elimizdeki malın %75'i veya tamamı satılabilir. Ya geri kalan %25 ve karla yukarıda fiyat keşfi izlenebilir veya malın tamamı burada satılır, karın bir kısmı bırakılır. İster 30 seviyelerinde satılır ki %70'lik bir marjdır, ister 30 seviyelerinde satılır, ister ucu bırakılır. Artık nereye gidecekse gider şeklinde yaklaşılabilir. Bu dediğim gibi bence 15.41'in üstünde kaldığı müddetçe yukarı yönlü hareketini önümüzdeki günlerde görmemizin olası olduğunu düşündüğüm bir varlık. 15.41'in altında hem EMA'yı yitireceğim için hem de bu paralel destek alanını yitireceğim için aşağı yönlü sırasıyla 12 ve 11.38 seviyelerine doğru bir salmanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Şuradaki iğneye kadar bir salma mümkün olabilir diye düşünüyorum ilk raddede arkadaşlar. Dolayısıyla teknik anlamda benim nacizane söyleyebileceklerim bunlar ama tekrardan bir altını çizmek istiyorum ki kendi adıma Bitcoin'e göbekten bağlı olduğumuzu unutmamak gerekir. Burada olumlu gözüken hiçbir şey Bitcoin'in satışı durumunda o olumluluğunu koruyamıyor ne yazık ki arkadaşlar. Dolayısıyla riskinizi mutlaka ve mutlaka yönetmeyi ihmal etmeyiniz. Evet Murat abi, bugün söyleyeceklerimizin herhalde sonuna geldik. Lütfen sen de bir kapanış konuşması yap, ondan sonra vedalaşalım. Erap'ım, her yayında artık söyleme kararı aldım ve her gün tweetlerimde kesinlikle bahsediyorum. Şimdi bu konuda bana çok fazla tepki geliyor tweetlerin altına veya beni etiketleyerek. Bu marjin ve vadeli konusunda insanları uzaklaştırdığım, işte yanlış yaptığım konusunda. Marjin ve vadeli dün canlı canlı gördük, likidite oranlarını gördük. Devasa rakamlara ulaştı. Bizim marjin ve vadeliden uzak durun dediğimiz kesin bilen insanlar değil kesinlikle. Eğer bu işte tecrübeliyse, bu işi zaten biliyorsa tuzağa düşmeyecektir. Ama sürekli söylediğimiz yeni yatırımcı büyük rakamları görünce Twitter'da, çünkü biliyorsun genelde marjin ve vadeliden olan kazançlar paylaşılıyor. İnsanlar teşvik edici şekle geliyor. Yeni yatırımcı da bunu bilmediği için tabii bilmeden direkt giriş yapıyor. Likiditeler nedir? Nerede patlar? Bunun hiçbir bilgisi yokken para yatıyor ki dün bana o kadar çok mesaj geldi ki hocam vadeli işte şu kadar para atmıştım, param sıfırlanmış, böyle bir şey imkanı var mı? Kime şikayet edeyim diye. Para tamamen gidiyor. Yani bunu insanlar bilsin. Spot piyasada böyle bir şans yok. Coin elinizde durur. Sadece bakiyeniz düşer. O coin yükseldiği zaman sizin bakiyeniz de yükselir. Ama vadeli de ve marjinde böyle bir şansınız yok arkadaşlar. Düşüş geldiği zaman veya ani yükseliş geldiği zaman long short oranlarında paramızın tamamını bir saniye içinde kaybetme ihtimaliniz var ki dün BTC'nin o düşüşünde ciddi paralar kaybedildi. Mesela arkadaşlar şurada bir örnek vereyim Murat abi istersen. Mesela diyelim ki bugün şu bantta şu hareketi gördünüz ve bir vadeli de 20x bir long açtınız. Bakın dostlar, fiyat şuradayken diyelim ki aldınız, şuradayken aldınız, yani 17.82'de aldınız bantı, 20x'de long açtınız. Bakın 17.82'de bu açtığınız long pozisyonunuz 16.90'da likidite oldu, tasfiye oldu. O pozisyona soktuğunuz bütün para şu kadarlık bir alanda gitti. Yani daha açık nasıl anlatılır bilemiyorum. Dolayısıyla lütfen arkadaşlar bu işten uzak durun. Size o paylaşımları yapan insanların büyük bir çoğunluğu 20-30 tane varlığa belki 10 dolarlık 20 dolarlık yatırımlar yapıyorlar. İlla bir tanesi hareket ediyor. Yüksek kaldıraçlı yapıyorlar. Yani 10 dolarım giderse gitsin diyor mesela, ya da 20 dolarım giderse gitsin. Ama yürüdüğü zaman da, yürüyen bir varlığa denk geldiği zaman da işte size %1000'lik kazanç ekran görüntülerini paylaşıyor. Lütfen bu tuzaklara düşmeyin arkadaşlar. Spotta ve bu, yani eğer zaten vadeli de işlem yapıyorsanız, bu bizim anlatacağımız stratejilerin sizin açınızdan hiçbir şeyi yok. Hiç sağlıklı değil. Yani
Bizim bu stratejilerle, çünkü spot piyasadaki stratejilerimizle likidite olma olasılığınız işte şurada gösterdiğim gibi bu kadar küçük bir alanda bile son derece kolay. Dolayısıyla bunu lütfen unutmayınız arkadaşlar. Doğru mu Murat abi? Kesinlikle, kesinlikle. Yani spot piyasa bunda çok çok garanti. En azından şunu diyebilirsiniz. Elimizde coin var. Ya bir ay geçse de beklerim. Coin öyle ya da böyle yükselir dersiniz. Ama vadeli de sadece hayal kurarsınız ve acı tecrübe edilirsiniz. O yüzden kesinlikle bulaşılmaması en güzeli. Aynen öyle. Peki abi, teşekkür ediyoruz. Murat abi bugün uzun uzadıya bence açıklayıcı bir video oldu her anlamda. İnşallah arkadaşlar da beğenir. İnşallah kardeşim. Eyvallah. Peki arkadaşlar, bugün söyleyeceklerimizin sonuna geldik. Kendinize iyi bakınız. Video en kısa zamanda yüklenecek. Uzun sürmüyor bu videoların yüklenmesi. Dolayısıyla endişelenmeyin. Formatı baskılanıyor çünkü. Zipleniyor galiba, bilmiyorum, Zoom'da çektiklerimiz. Dolayısıyla kısa, muhtemelen en fazla şu anda 13-14. Herhalde 2'ye kadar bu video size ulaşmış olacak diyoruz. Kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.